Evet, bugün elektrik almaktan bahsedeceğiz. Oh la la, aşk, romantizm ve mutluluk, bunlardan bahsediyoruz. İkimiz galiba de evli barkladığımız Berkay, ne aşk ne romantizmi. Niye oğlum, evli olunca insan aşık olamıyor mu? Böyle bombayı bırakırlar kucağa, hadi canım eve, hadi hadi hallet işini, hadi. Uygun fiyatlı neredeydi la Tektaş? Bugün 10 Mayıs 2012. Ben Bora. Ne oldu oğlum, şu dağıtılan sütlerden mi içtin? Tolerans. Ben Berkay. Kayıt başladı, podcast'ini dinliyorsunuz. Hell yeah. Boracığım, uzun zamandan beri ilk kez benzin fiyatlarına indirim geldi geçen hafta. Evet abi, büyük bir şey. Gerçi beni etkilemiyor hocam. Niye etkilemiyor? Ben sürekli 50 liralık alıyorum. Ha, zamlardan etkilenmiyorum diyorsun. Yani tabii ki aldığım benzin azalıyor ama en azından psikolojik olarak sürekli 50 dolduruyor. Standart 50'lik yani. Anladım. Peki, pompacı ne zaman şey derse abi 50 liraya benzin veremiyoruz dedi ya. Yani ben artık o limitimi şu anda 50 liraya nasıl bakıyorlar? Mesela 20 lira uzattığın zaman artık böyle bir eskiden hafif bir aşağılama vardı ama. Evet, 20 lira değil 10 lira falan uzattığın zaman şu şekilde bakıyordu pompacı sana. Zavallı bir öğrenci. Ya da lan depoyu açtığıma değmez bu. Değmez. Zavallı fakir arabaya da binmiş. İşte buraya gelmiş, benzin alıyor falan. 50 lira için henüz bir psikolojik tepki yok yani. Hala bir baskı hissetmiyorsun. Mahalle baskısı yok yani. Yok, saygı görüyorsun. Hala biriktirip de mesela 3 haftada bir 200 liralık alırsan daha bir saygın olabilirsin. Hemen camlar siniliyor. Abi yağa bakalım mı, suya bakalım mı gibi muhabbetler olabiliyor. Bir de zaten ben arabaya LPG taktırmadım. Hala benzinli araba. Ha, öyle bir prestij sağlıyorum yani. Tabii canım. Yani. Girip mesela depoyu doldur dediğim anda bir anda şey oluyor. Ne? Işıklar sönüyor. Bir projektör bana doğru dönüyor. Seni kasaya kadar takip ediyor. Kırmızı hal açılıyor. Oradan içeri giriyorum. Dizel arabaya ne diyorsun abi? Abi dizel araba çok güzel aslında. Hayalimde bir dizel araba vardı. İşte Türkiye'ye bir türlü makul bir dizel araba gelmiyor. Benim ne anlamda makul değil diyorsun? Arabayı seviyorum. Hı-hı. Şöyle ki geçen hafta Chevrolet açıkladı. Hı-hı. Bir iki hafta önce belki. Dizel getirmişler. Hem de otomatiğini getirmişler. Süper. Otomatişen. Fakat adamlar 2000 motor getirmişler. Yani. Yani bir yandan ekonomi yapmaya çalışırken dizenden aldığın performansla, bir yandan da 2000 liranın vergisiyle, 2000 motorun vergisiyle direkt 2000 vergi dairesine çalışıyorsun. Muhatap oluyorsun. Pompacıyla da değil. Herhalde 2000 dizel arabanın yaktığı benzin de neredeyse 1.6 benzinliğe denk gelir yani. Ya aslında ortalama. Bu durumda kesinlikle öyle olur. 2000 dizel araba aldığın zaman hani pompacıyla daha az görüşüyorsun ama bu sefer başka bir pompacı giriyor hayatına. Evet. Vergi dairesi. Bu sefer buna gidiyorsun. Bir pompa durumu sürekli ortada var. Şimdi Buracığım, iktisatlı olmak açısından. Evet. Dizel arabayı tercih etme kararını verdik. Verdik. Ama bir şey olmadı yani. Ne oldu? 2000 motor bizim midemizi bulandırdı o yüzden. Neyse, küçük bir dizel bulduk. Otomatik vites sevdasından da vazgeçtik. Vazgeçtik. Ufak bir motorla takılıyoruz yani, artık. O amele gibi sürekli vites değiştiriyoruz. Vites devreş takılıyoruz. Geçen hafta yapmış olduğun araştırmalarda başka teknolojiler de var galiba bu. Evet. Yeni yeni bir sürü şeyler eklemişler arabalara. Evet abi, bu şey on off düğmesi gibi bir şey yapmışlar. Ha, nasıl? Ona start stop diyorlar teknoloji olarak. Şöyle oluyor. Arabaya biniyorsun, kontağa takıyorsun plastik parçayı. Hı hı. Ondan sonra farklı aşağılayıcı konuşuyor. Plastik elbecelerin de gelişiyor tabii ki. Tabii, anahtar falan değil. Bazılarının puzzle gibi yapabilir ellerde mesela. Altıgeni sokabilecek misin? Tangram mesela. Alkollüysen koyamıyorsun. Ah bak, güzel fikir, evet. Şimdi abi takıyorsun o plastik parçayı. Ondan sonra araba çalışıyor gibi oluyor ama çalışmıyor aslında. Ne zamanki gaza basarsan motor o zaman çalışıyor. Sonra araba ilerliyor. Şimdi örneklemek istiyorum. Tabii. Geldik Kızılay'da meydana geldik, duruyoruz. Kırmızı ışık yanıyor. Ondan sonra araba blırf diye duruyor mu? Öyle blırf değil, çok daha böyle nazik. Tık diye duruyor. Anladım, çok beter. Ama sen orada tabii bir, ilk kez bu işin başında olduğun için bir şey yapıyorsun, böyle enayileşiyorsun. Araba bozuldu mu, ne oldu, şey ne oldu? Sonra böyle arkadan kornavisleri geliyor, yeşil yanıyor. Ondan sonra hadi yürü lan yürü diye arkadan bastırıyorlar. Sen gaza basıyorsun ya da ne yapıyorsun? Frenden ayağını çekiyorsun. O sırada arkadaş marşa basıyor. Ve araba çalışıp devam ediyor. Devam ediyor. Bu teknolojiye start stop teknolojileri diyor. İşte ya bu bir ara Strumel'in televizyonunda reklamı falan çıkmıştı. Adam önünde duruyor, arkada bisikletliler var, ölmüyorlar egzoz duman olmadığı için falan. Benzer bir teknoloji galiba. Gibi, evet herhalde. Yani aslında onun için de yapmış olabilirler. Şimdi ama benim burada teknolojik cihazlardan korkum ve kaygım olduğu için, özellikle arabalarda ve servislerin de bu konuya yaklaşımını tahmin edebildiğim için bu teknolojinin aslında bir araba sahibi düşmanı olacağını düşünüyorum. Şimdi bir daha başa dönüyorum. Bir, bu teknoloji aslında ekonomi yapmak için koyuyorlar ve emisyon diyorlar. Evet. Yani emisyonu azaltmak için yani diyorlar. Sizden daha az emeceğiz diyorlar. Evet. Aslında şöyle bence. Dünyaya daha az emisyon yapacağız.
ancak sizden daha fazla emeceğiz. Evet, daha gibi fazla emeceğiz. Teknoloji var. Sence nasıl bir şey olabilir abi burada? Şimdi abi kesin şöyle olur. Ondan sonra bu start stop bozulur 2 sene içerisinde. Tahminen de garanti süresinin bitmesinden sonra bozulur. Gidersin servise, dersin ki efendim arabam bozuldu. Arabam hem durmuyor hem çalışmıyor. Çok müzdaripim bu konudan diye gidersin servise. Orada böyle güzel gelenekli, hoş bir bayan seni karşılar. Buyurun efendim falan diye. Arabaya hemen bakarlar. Derler ki canım sizin start stop butonu maalesef bozulmuş. Meme yapmış. Size bir 2500 lira yazacağız biz derler. Şimdi düşünüyorum zaten sen benzinden o kadar kazanmamışsın. Start stop'a ondan sonra 2500 liralık şeyi verirsin. Peki şimdi sen itiraz ediyorsun. Tabii hayıflanmaya başlıyorsun. Ya olur mu ya? 2 yaşında bu araba. Start stop'un bozulur. Hemen sonra orada hazır olur büyük ihtimalle. Efendim sizin takip ettiğiniz güzergah neresi? Yani nerede kullanıyorsunuz bu arabayı? Onun nasıl bir etkisi olacak? Şimdi diyecek ki efendim ayolda çok ışık var. çok durup kalktınız. Çok. Bir de rampa orası. O tabii yoruyor. Motor ekstra bir yoruyor. Artık o noktada da şey yapamazsanız şeye kadar gidebilir. Efendim bu start stop yapılırken klima ve radyo açık mıydı? Yani tabii onu yapmamanız lazım gibi şeylerle o parayı ödersin. Start stop'a lanet edersin. Evet, yani bu gidersin. Olmayacak bir şey değil. Ben sana başımdan geçen bir şeyi anlatayım. Sana anlatıyorum. Sen biliyorsun da diğer dinleyenlerimiz de bilmiş olurlar. Evet. Bu teknolojik göstergelerin çıktığı zamanlarda bir arabamız vardı. Arabanın gösterge panelindeki pikseller teker teker kaybolmaya başladılar. Ortadan yok oldular. Neyse ben bunu yetkili servise götürdüm. Baktılar, geldiler. Şöyle bir şey söylediler. Arabanın içindeki paspasları yıkatıyor musunuz ya da çok mu yıkatıyorsunuz? Hijyen manyağıyım ben. Her gün güzel Arap sabunuyla bir güzel şey yapıyorum onları. Yani neden dedim? Arabanın içindeki paspasları yıkattığınızda oluyor dedi. Yani arabanın içindeki rutubetten dolayı. Evet, nem oradan herhalde buharlaşıyormuş. Seni yeteri kadar sevişken görmedi herhalde bu rejim yani. Arabanın içinde sevişiyormuşsunuz diye de sorabilirdi. Çok boğu yapmış, o pikseller bozar. Tabii gençlik yılları, bunları şey yapmak lazım. Berkaycığım, iktisat konusunda ısrarlısın galiba. Israrlıyım abi. Var mı önerin? Var abi. At arabası. At arabası iyiymiş. Onun da saman falan var ama. Bisiklet olabilir abi. Bisiklet. Hem kilo verelim hem spor yapalım. Evet ama Ankara'nın cinnahı ya da Ankara'nın dikmeni diye laflar var biliyorsun. O yüzden o bize gelmez pek. Evet. Önerin ne abi? Elektrikli araç. Şu varmış. Televizyonda Renault şu anda reklam yapıyor. Ondan bahsediyorsun. Bir bakalım galiba. İstersen Renault'a. Bakalım abi. Çin web sitesini. Evet abi. Renault web sitesine epey bilgi koymuş bu konuyla ilgili. Fiyatı da fena değilmiş galiba. 65 bin lira abi. Evet abi. Bu %100 elektrikli değil mi? Hibrit değil. Yok. %100 elektrikli. Bildiğim prize takıyorsun arabayı. Hibrit şey oluyor tabii. Elektrikli ile benzinini aynı bünye içerisinde bulunması. Evet aynen. Yani elektrik bitti. Benzinle devam et. Benzin bitti. Elektrikle devam et. İkisi de bittiyse bir şey, abi ne zaman gelsin kurtarsın. Şekilde bir araba. Evet, İyi bir durum abi. Fiyat da uygun aslında, 65 bin lira. Güzel insan evet. Çekiyor. Kaç kişi toplarsak arabayı veriyorlardı bize? Biz abi şimdi bu podcast'ten satın alanların referans koduyla tıklayarak Renault sitesine gidip alanların herkesten bir araba alacağız biz. Evet abi, burada bir de servis bakım ücreti var galiba. Evet abi, üstü biraz kapalı bir şey. Aylık 90 euro ödüyorsun bir de. Niye ödüyoruz bunu? Yani Türkiye web sitesinde çok fazla bir şey bulamadım açıkçası da. YouTube'da falan videolarda bu anlık yol yardımı, hızlı kurtarma falan gibi böyle insanı tedirgin edici çeşitli ifadeler. Demek ki bunlar olabiliyor gibi. Çeşitli ifadeler var. O yüzden onun için bir aylık para alıyorlarmış. Evet abi. Herhalde. Peki bunun avantajı nasıl oluyor buraya? Biraz anlatır mısın? Sen biraz daha ilgilisin bu konuyla ilgili. Evet abi. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi arabamızı alıyoruz. İçinde aküler oluyor. Evet. Ondan sonra elektriğe bağlıyoruz. Araba çalışıyor. Öyle. Yani sürekli kabloyla mı gidiyoruz? Sürekli kablo. Salıyor muyuz arkadan kabloyu sürekli? O bence o da çok uzak değil. Yani bir ara şey vardı, hatırlarsan bu laptoplar ilk çıktığında çok pahalıydı. Bunlar biraz ucuzlasın diye pilsizlerini üretmişlerdi. Yani sürekli elektrikli, elektriğe bağlı laptop. O zaman epey bir şeydi. Bu revaçtaydı onlar. Aslında bu elektrikli ya abi, her boşuna kasıyorlar ya. Hepimizin birer treni olsun. Yapsınlar zaten. Hepimiz aynı güzergahtan gidiyoruz. Alttan da tramvay gibi çeksek galiba. Metro falan gibi bir şey dediler. Onu yaptılar da ben bireysel metreyi tutuyorum. Yani bilmiyorum, top taşıma araçlarında biliyorsunuz. Doğru, garajdan çıkacak onlar. Niye yapmıyorlar ya? Haklısın abi. Bence bunu da bir düşünmeleri lazım. Bu konuyu ben Avrupa Birliği'ne götürelim diye düşünüyorum. Götürelim. Bir fon çıkarabiliriz buradan. Şimdi hocam burada şöyle bir avantajımız var. Evet abi. Normalde 4'te 1 oranında doldurabiliyoruz. Türkiye fiyatlarıyla. Yani Türkiye'de benzinli bir arabanın arabaya aynı kilometreyi yapmak için 100 liralık benzin koyarken ki benim 50 liralık limitimin iki misli, elektrikli arabayı 25 liraya aynı mesafeye gidebiliyoruz. Fully charging yan yapabiliyoruz. Evet. Araba tam şarj oluyor. Ve o zaman
dörtte bir oranında avantajlı gibi bir duruma düşüyoruz ama tabii birçok soru işareti var. Hı hı. Bir kere bunu yani evde nerede şarj edeceğiz abi? Sen tabii dörtte bir oranında diyorsun da Türkiye'deki vergi çok olduğu için benzinde tabii. Bu Türkiye için olan şartlar. Yurt dışında tahmin ediyorum mesela 1'e 2 falan gibi evet. Bir şeydir yani. Yani 25 liralık elektrik yerine 50 lira falan doluyor Amerika'da gibi gözüküyor. Hı hı. Rakamlar öyle evet yazmışlar. Abi. Şimdi abi burada tabii birkaç tane soru işareti geliyor insan olduğunun kafasına. Bir, elektriği nereden bulacağız yani evimizin... Edison buldu abi onu. Şimdi Edison'unkini ben sevmiyorum. Ben daha temiz bir elektrik. Şimdi abi evde yani garaj var olabilir. Kapalı garaj falan da orada bir elektrik yok. Hani evet. Olsa bile apartmanın elektriği. Şimdi millet taktığını düşün. Tabii. Orada kavga çıkar. İşte sen fluansı çağıracaksın. Cengiz Efendi! Cengiz Efendi! Uzatma uzatma! Uzatma! Diye şey yapacaksın. Garaja girdiğin zaman. E abi sen fluans şarj edeceksin. Herif getirecek oldu yarın bir gün. Bir tane koca GP şarj edecek oldu. Tabii canım. Aynı şey mi yani? Aynı şey değil tabii. Olmaz ki. Olmaz abi o yüzden. Şimdi böyle şöyle bir sıkıntı çıkacak. Herkesin o zaman garajına bir priz konacak. Evet. Sen gideceksin akşamleyin geldin işten. Bir de komşu sana prize dadanmasın diye üzerinde anahtar doğuracak. Tabii tabii. Asma kil falan da koyacaksın. Sayıcı kontrol edeceksin. Büyük ihtimalle onlar da olur. Geldik abi akşamleyin. Gösterge bize baktık. Dedi ki işte şarj lazım. Ondan sonra. Ya bunda şey olur mu acaba? Bu arada aklıma geldi. Hani telefonlar şey yapıyor ya telefon şarjı biterken şarj alsın diye kapanıyor ya daha sonra yani son takat yetmiyor. Bunda da öyle bir şey olabilir mi acaba? Yani şarj alsın diye kaldı falan. Vallahi kalabilir. Abi, bu çok fazla yan sanayi doğuracak ben sana söyleyeyim. Ne gibi mesela? Bir kere bu hani az önce konuştuğumuz anahtarlı prizler. Bak bu iş çok iyi bir girişim olabilir. Ben bugünden uyarıyorum girişimci arkadaşları. Evet. Üzerine kilit takılabilen prizler 2 yıl sonra araçlar için yok satar. Anladım. Ya da şifreli de olabilir. Yani biraz daha teknoloji ilerleteyim. Üzerinden şifreyle girebiliyorsun. Biraz daha burjuva kesim için iPhone'dan şifresini açabildiğin açabildiğin Bluetooth'la entegre olabilen tabii, ve evet. Aylık ne kadar emisyon salımı yapmadın ve ne evet. Kadarlık fatura gelecek diyen. Bunu da yazılımcı girişimci arkadaşlar için belirtebiliriz. Şimdi konuya tekrar geri dönüyorum abi. Geldik, garajımıza girdik, arabamıza baktık. Aha, şarj az dedik. Ondan sonra kablomuzu bagajımızdan çıkardık ya da işte nereden bulduysak arabayı elektriğe taktık. Ne oluyor abi? İşte şarj ediyor. Biraz sürüyor şarj. Ne kadar sürüyor bu şarj? İşte yatıyorsun kalkıyorsun araba şarj olmuş oluyor. Yani. Mesela geceliğin acil bir markete gitmen gerektiği zaman tabana kuvvet kalabilirsin eğer şarj olmadıysa. Abi bak şimdi nasıl ki bazı teknolojileri bizim için düşünüyorlar. Mesela işte ne bileyim telefonlar için bizim için çok iyi şeyler düşünüyorlar. Hatırlıyorsan bazılarında copy paste yoktu ilk çıktığında. Evet. Gerek yok diye düşünüyordu. Yaz. Şimdi bu şarj arabaların da aslında bir hedefi var. Ne abi? Sağlıklı insan ırkı. Şimdi sen her yere totoşunu kaldırıp arabaya binerek gidiyorsan sağlık falan arama sende. Tabii. Toş dişleri sallaya sallaya gideceksin. Abi giyeceksin abi şortun altına. Marketine gideceksin. Abi, hava karlıysa evde oturacaksın. Ne işin var markette? Şort biraz tedirgin edebilir. Markete o saatte giderken de eşofmanı tercih edebiliriz. Gideceksin alışverişini yapacaksın. Tamam. Geri geleceksin evine. Evet abi arabana binmeyeceksin. Arabaya sabah binilir. Tamam şarj diyorduk. Bu kaç saatte şarj oluyor? 4-8 saat arası abi. 4-8 saat arası. Yani şarj geceliğin şarja bırakıyorsun. Evet geceliğin şarja bırakıyorsun. Sanırım bunlar da quick drop diye bir özellik de var. Yaşlı adam varsa yalnız şarj edemeyebilirsin. Niye? İnir prizi çekebilir yani. Oğlum çok elektrik. Sabah inmişsin arabayı çok. Hep elektrikte bırakıyorsunuz bunu diye. Olabilir. Annen, deden, baban filan toplayabilirler aşağıda. Evet. Şey. Şimdi 4 saatte 8 saatte şarj oluyor. Bunlar da galiba web sitesinde biraz önce gördüm. Quick drop diye bir özellik varmış. Evet abi. Şimdi bu 8 saatte şarj olması biraz uzun bir süre olduğu için. Tabii bu ev için 8 saatten bahsediyoruz. Gidiyorsun aküyü aşağı bırakıyor. Oraya yeni bir akü sokuyorlar. Böyle evet. Bir sistem de varmış galiba. Renault öyle bir şey de icat etmiş abi. İstasyon yapmışlar. Arabayla yanaşıyorsun üstüne. Alttan bir alet geliyor. Çılak diye eski aküyü çöküp şonk diye yine aküyü akü takıyor. Oradan devam ediyorsun. Devam ediyorsun. 5 dakika falan süreyim falan. Anladım. Bir de hızlı şarj yapabiliyorlar. Ona kadar sürüyor. 30 dakika. 30 dakika. Yani indin tuvalete gittin. İşte ne bileyim elini yüzünü yıkadın. Uzun yoldaysan şeftalileri yıkadın. Ondan sonra onları bir güzel foşur yedin. Içtin. Sigara kullanıyorsan bir sigara içtin. Çocukları toplayayım derken dışarıdan dağılmış hepsi. Yarım saat. Gelin lan buraya diyerek. Yarım saat geçti araba şarj oldu bindi gitti. Evet. Peki abi benim merak ettiğim bir şey var. Ben hiç denemedim bu arabaları da. Bunlarda araba sesi var mı? İşte o en büyük sorun hocam ya. Niye? Çünkü araba sesi, arabanın gittiğini anlamıyorsun. Ha böyle vuv ne şeyim falan bir şeyler yok. Yok yani öyle gaza basayım bir gaz yapayım falan. Bir kere yani bu yeni nesil gençlik için gerçekten kötü bir şey yani. Niye? Hani gaz veremeyeceksin, artistik yapamayacaksın. Hava filtresi takamayacaksın. Ha, hava filtresi falan. Şantları büyütsen ne olacak zaten arabanın sesi yok, bir havası yok. Evet.
Bu araba sesi için belki bir modül ekleyebilirler. Ya yani. Ben internette gördüm onu abi. Yurt dışında yapmışlar. Şimdi arabanın zaten çakmak girişi duruyor. Ondan hı-hı. sonra oraya bir modül takıyorsun. Hı-hı. Arabanın hızına göre sana uygun bir ses çıkarıyor. Aa, çok kralmış. Çok güzel. Yani benzin araba modifinde şeyinde gidebiliyorsun. Öyle takıyorsun mi? Onu abi çakmak yerine. Onun modeli de var. Ferrari, Porsche. Var, vardır. Vardır bir ihtimalle. Jeep, Amerikan, klasik bak abi, vesaire filan. Bu programı dinleyen kazanır. Ben hı-hı. sana söylüyorum. İkinci iş fikri. Evet. Ekonomi Türkiye'ye bunu getir. Bunu getiren girişimci 2 sene sonra zengindir yani. Bu şeye takılan zımbırttan tabii, tabii. bahsediyorsun. O şey çakmağa takılan araba hı-hı. sesi yapan şey patlatır. Yan sanayi de çok gelişir ya bununla ilgili. Ne gibi abi? Mesela yan sanayi pil, yan hı-hı. sanayi akü. İşte gaz tepebesinde hızlı şarj. Bir TL atıyorsun, kabloyu bağlıyorsun arabaya. Şu telefonları şarj ettim. Aynen o modda. Al bak hani hı-hı. karma evren falan diyoruz ya. Hı-hı. Bak gazeteyi yok ediyor evren ortadan. Evet. Bir anda gazete yok oluyor ama hı-hı. bu sefer büfelere şarj imkanı geliyor arabaları şarj edebilmek için. Hı-hı. Yani bir yerden giderken bir yerden geliyor. Evet. Aslında bu üreticilerin bu arabaları üretmesindeki asıl amaç dünyamızın daha yeşil bir yer olması. Evet. Şimdi peki yani ben merak İçinde ediyorum. İçinde çiçeklik de geliyor. Arka camın önünde çiçeklik yapmışlar. Soğan, patlıcan, patatesler. Ne yetiştirmek istersen yetiştiriyorsun. Abi bu arabada satarken ben reklamların hepsini dikkatli bir şekilde inceledim. Genellikle afişlerin altında yapıyor. İşte daha yeşil bir doğa vesaire bilmem ne. Sıfır emisyon falan diyor. Altına bir yıldız atıyorlar. Ondan sonra sıfır emisyon arabanın yolda giderken ki emisyonundan bahsediyor sıfır emisyon. Yalnız tabii ki elektriğin üretilirken yani şimdi bu kadar insan elektrik kullanacağı zaman bu kadar enerji rüzgar enerjisi sağlama şansı olmayacağı için yok. Yüklen abi nükleere gibi bir şeyler olacak. Nükleer olsa belki bir nebze termoelektrik işi, termosantraller yapacaklar. Yani doğa nehirlerin önünü kesecekler. HES'ler, MES'ler falan bunları katmıyorum. Şimdi bu araba hala benim gördüğüm kadarıyla lastikler üzerinde ilerliyor. Evet. Ondan sonra o lastikleri üretirken doğaya salınan bir sürü emisyon vesaire bilmem ne falan da var. Bunlardan aynı hiç bahsetmiyor. Şey yazmışlar orada. En önemlisi asfalt oğlum. Yani asfalt yaparken doğaya salınan emisyon değerini sen elektrikli arabayla git ne bence olacak sen abi? Bu binbir gece masallarındaki uçan alıyı bekliyorsun herhalde. Yok abi ben bu şu Flintstones'un arabasını bekliyorum. Daba daba du diyeyim. Taşlar üzerinde gidebileceğimiz bir araba. Cinnahtan inmesi kolay da çıkması biraz zor olabilir onunla. Artık herkes birbirine yardım eder ne diyeyim yani diyebilecek bir şey yok. Şimdi Boracığım önümüz yaz. Evet. Hadi gittik aldık Fluence şeyde. Megan mıydı? Fluence aldık. Bagaj geniş çok güzel. Çocukları, plaj topunu filan, şezlongları doldurduk bagaja. Herkesi yerleştirdik. Ankara'dan gidelim bir yere. Nereye gidiyoruz? Hedef neresi? Her yere gidemezsin söyleyeyim ben sana. Niye abi? Sen söyle ben sana söyleyeceğim. Ya, Bodrum'a gidiyorum bu yaz abi. Yok gidemezsin. Niye? Yani gidersin de yolun eğer Antalya üzerinden gitmek istiyorsan gidebilirsin. Ha, o zaman Ankara'dan Antalya, Konya, Konya Antalya diye ineceğiz. Kıyıdan kıyın gideceğiz. Neden dersen şimdi bu Fluence'ın hızlı şarj yapabildiğin yerleri evet. Ankara'dan Bodrum'a giderken hı hı. Ankara, Konya, Antalya ve aşağıda Muğla şeklinde ilerliyor. Ha, tüm yollar Afyon'a çıkan Afyon'da yok mu? Yok abi Afyon'da şeyle anlaşamamışlar kaymakçılarla. Afyon kaymağını Afyon elektriğiyle değiştiremeyiz demişler. Öyle mi? O yüzden Afyon'da yok. Yani o zaman bugün Ankara'dan çıktım. Bu arabanın şeyi, range'i, mesafesi yani. Menzili 120 km. 120. Ankara'dan çıktı. Hava sıcaklığına göre değişiyor. Değişiyor. 2 yıldız. 2 yıldız. Altı okuyacağım. Sayfanın altına. Tamam yazın. Hadi daha çok gitmemiz lazım. Havalar sıcak olduğundan dolayı burada mühendis bilgilerimi de ön plana çıkarayım. Ah, termodinamik. Abi bindik gidiyoruz ondan sonra 120 kilometre sonra dedi ki hop dedi elektrik bitiyor canım dedi. Tabi sen o 120'ye gelmeden önce çeşitli önlemleri aile babası olarak arabanın içinde almaya başlıyorsun. Ne gibi? Radyo kapanıyor. Son 20 kilometrede yolda kalmama stresi var. Eşli aradaki durum bozulabilir. Arkada bağıran bir çocuk falan diye. Ondan sonra çeşitli önlemleri almaya. Baktım böyle range 30 falan geziyor. Hemen ne yapıyorsun abi? Radyoyu kapatıyorsun. Hocam benim ilk keseceğim şey radyo olmaz. Ne abi? Klima. Klima. Yazmaz fark etmez. Bunlarda klima var değil mi? Var olduğunu yazıyor da nasıl bir teknolojiyle yapmışlar? Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Bir denemek lazım. Klimayı kapatıyorsun. Klima off. Camlar on. Camlar uç. Sesleri ilerlemeye devam ediyorsun. Çakmak şeyinden iPhone şarjını çıkarıyorsun. iPhone tabii abi. Ondan müzik kapandı. Müzik kapandı. Başka nasıl navigasyon varsa gerek navigasyonu kapatıyorsun navigasyon ki zaten. Zaten şehir arası yolda giderken benzin istasyonu nerede olduğunu bilmen için daha doğrusu navigasyon açık olması gerekiyor. Tabii. Ama navigasyon kapalı olduğu için onu da bulamıyoruz gibi bir şey de var. Neyse, gece bile gitsem ben farı da kapatabilirim yani. Yeter ki yolda kalayım. Hibrit değil araba. Son 20'de far kapalı. Artık stealth bir şekilde hocam, bak, sinyal bu verme yok. Kaza anında
hayvan gibi bir kamyon çıksa bile selektör atmıyorsun çünkü şarj az. Ben sana diyorum bu iş yan sanayiyi coşturur Berkay. Hı. Bununla birlikte led fenerler coşar abi. Ha, az alacaksın, eşine vereceksin ya da kopilotun kimse. Aha. Baktın gidiyor elektrik, farları kapatacaksın. Canım oradan camdan sarkıp feneri tutar mısın dersin. Koş koş selektör. İki kısa bir uzun. İki. Bu arada Fluence'da halojen varmış abi farlarda. Hı. Yani ben onu mesela muhtemelen ilk modifikasyonda LED'e falan çevirmeyi... Ekoton tak, ekoton. Ekoton güzel. Biraz az ışık veriyor selektörde ama sürekli atarak gidersen yüksek bir şey yakalayabilirsin. Bu arada abi radyodan kapatırsak el radyosuna da geçebiliriz ya. Antenini şöyle fış diye açarız abi, arabada. Bak, bunların hepsi ben sana söylüyorum. Geriye dönüş değil mi? Ya abi insan olduğu için yapılıyor bunların hepsi. Bunların hepsi eski ve mutlu... Ailecek yapılan araba seyahatlerini geri döndürmek için yok. Efendim klimaymış. Neymiş klima? Aç camı fıt fıt tabii abi. Baş ağrısıyla var destinasyonu. Baş ağrısı diye düşünme. Sen oradan düşüncelerinden uzaklaştırıyorsun. Sesten dolayı sarhoş oluyorsun. White noise diyorsun ya. White noise. Radyo her yerde çekmeyecek arkadaş. Tabii abicim ya. İnternet neymiş o? Ne, navigasyon. Ne gerek var? Bildiğin karayollarının kağıt haritası. Ha, aç. Aç. Aç göreme. Dikiz aynasını göremeyip yandaki arabaya girir. Tabii her şey eskisi gibi. Özlüyorum aslında o günleri. Berkaycığım bunların hepsi güzel nostaljik amaçlar. Büyük bir plan var. O da insanoğlunun eski mutlu günlerine döndü. Peki senin mühendisliğini sınamak için soru soruyorum. Evet. Radyoyu dinliyoruz. Radyo elektrik harcıyor. Evet. Sesi açarsak elektrik sarfiyatında bir değişiklik olur mu? Olur tabii. Watt artıyor çünkü. Ha. O zaman kısık sesi de dinliyoruz. Yani aslında bizi huzurlu bir yaşam etiyor. Motor sesi yok. Radyo evet. Kısık. Ondan klima sonra, yok. Klima yok. Yok boynum tutuldu. Yok efendim. Mis gibi oksijene doy at camları. Tabii. Ondan sonra devam edelim. Kesinlikle abi. Bunlar çok önemli şeyler. O zaman abi ben Ankara'dan Bodrum'a direkt gidemiyorum Afyon üzerinden. Bileğe çizmen lazım. Bileğe çizmem gerekiyor. İstanbul'dan nereye gidebiliriz abi? Hocam İstanbulluların yapılan araştırmaya göre en çok gittiği tatil yeri İstanbul Bodrum güzergahı olduğu için. Ve Çeşme olduğu için. Çeşme. O yani yukarıdan aşağı inen yolda kompil. Giden kıyın kıyın böyle yavaş yavaş kıyın yengeç kıyın. Gibi iniyoruz. Evet dağlar kıyıdık olduğu için onların etrafından iniyorsun. Ve orada var istasyonlar. Ha, peki ama, oradan aşağıdan doğuya doğru devam edebiliyor muyuz? Tabii Gaziantep'e kadar yolun var. Ha ama dersen ki ben işte İstanbul'dan kalkacağım önce. İç Anadolu'dan Gaziantep'e gideceğim. Yok. Ha, gidemiyorsun. Yok yani. Bir kere bir denizi gör önce. Ha, ondan güneşle, sonra mis gibi git. Oh. Ha. Ondan sonra ya, Hindistan kok. Ondan sonra ya da havuç. Havuç sonra git Antep'e kebabını ye abi. Tabii aynı şekilde geri dön. O yüzden İç Anadolu'dan giden direkt bir yolumuz yok şu an için. Anladım. Peki abi bunu biz evde nasıl şarj ediyoruz? Şimdi ev için bir tane 800 euroluk bir araç alıyormuşsun. Yani bir cihaz onu takıyorsun. Ondan sonra. Bu duş şey gibi. Öyle bir şey. Duş başlığı gibi. Ha, yeşil gene o da. Ondan sonra yeşil olması anahtar bence. Evet. Bu arada yeşil boya imalatı da artacak önümüzdeki yıllarda. Büyük bunu ihtimal yeşil led, yeşil boya. Abi orada o aleti takıyorsun herhalde duvara. Duvara mont etmişler hep. Onu da güzelce elektriği şeye takıyorsun. Hı-hı. Arabana takıyorsun prize. Ha, o zaman sen de bir pompacı ritüeli de yaratıyor. Herkes kendi pompacısı oluyor. Zaten tabii, aynen. Biraz kötü oldu ama. o zaman sen mesela yıllardır herkese anlatır işte ben pompacıda çalıştım şöyle yaptım. Amerika'daki o gençliğin çalışmış olduğu benzinlikte çalışıyorum ben yani gençliklerimde. Onu o zaman yaşayabiliyoruz evde tabii kendi ritüelimizde. Tabii ritüel senin ritüelin. Tabii akşama eve giriyorsun ondan sonra bir ayak önde şlak takıyorsun. Ondan sonra hatta kendi camını siliyorsun ondan sonra. Hoş geldiniz. Süper. Bir çekli bir tane süngerim var onunla cik cik. Aslında Türk halkı doğuştan pompacıdır Buracığım yani iyi olmuş bizim yani alışık olduğumuz bir şey. Ondan sonra herkes gelip kendi arabasında ama abi şimdi şöyle bir sorun var tamam da yani şimdi ta indin kafa bir milyon indin arabadan unuttun takmayı şarjı çıktın eve yeri geliyor telefonu da unutuyorsun şarjı takmayı sabah indin şarj yok. Evet. Yani bunun için bence aslında bir insan üzerinde psikolojik ekstra bir yük oluşturacağını düşünüyorum bunun. Akşam evde yatmadan önce telefonunu falan şarja taktığın gibi. Oğlum bu aile içi kavgayı da çıkarır ben sana söyledim. Evet. Şimdi düşün gece saat 11.30 yatmışsın. Ondan sonra yandan bir soru geliyor. Belkay arabayı şarj ettim mi? Şimdi bir anda tam böyle koyunları sayarken abi ettim mi etmedim mi? Etmedim. Ya hayatım ya, hallederiz. Hallederiz de. Ya sen inip taksana şey falan diye. Sen tak ben tak o taksın bu taksın. En son çocuk 8-9 yaşındaysa yani elektrikle bir şey yapabilecek yaştaysa çocuğa ver dersin. Oğlum kızım. Oğlum aşağı inç elektriğe tak diye böyle bir şeyler olur büyük ihtimalle. Abi bir de bu hani bu takma seremonisini reklamlarda şu süper anlatmışlar. Nasıl? Adamın böyle çok güzel camdan bir garajı var. Arabayı adam böyle, takım elbise giymiş. Takım elbise çok fit nazik etraf yeşillik yeşil. Janti. Janti. Kabloyu nazikçe arabaya takıyor nazikçe söküyor falan. Hiçbir zorluk yok.
yok. Hiç zorluk yok. Araba temiz falan. Şimdi düşün şehir hayatında. Apartmanın önüne kablo çekiyorsun. Üzerinden başka bir araba çekiyor. Ya da ne bileyim kabloyu orada çocuklar bir yere bağlıyorlar. Elektrik kontak yapıyor. Şalterle örtüyor falan. Bizim için daha erken bence. Ya. Yani, çocuklar falan. Türkiye için mi diyorsun? Bence dünya için de biraz erken buracım ya. Ya baktığın zaman. Yani biraz daha gidilmesi gereken bir yol var. Ve eksikliklerin kapanması lazım. Bu noktada belki hibrit daha hani geçerli bir teknoloji olabilir. En azından elektriğe %100 bağlanmadan bir yandan da... Yok yok abi. Elektriği sıvı hale getirdikleri zaman bu iş biter bence yani. Normal benzin yerine fışt diye onu koyacağız. Güzel. Bunun üzerine çalışabilirler. Yeni bir... Bu da girişimci için... Ya da boş ver iki şey ya. Yeşil evet. Dünyaya falan verelim nükleer araba yapalım ya. Kaza yapmadığın sürece sorun yok abi. Range. Kasko milyon, biraz bir, pahalı. 1 milyon kilometre. Kasko pahalı olabilir. Kasko pahalı değil de kaskonun şeyi, teminatları pahalı olabilir. Yani şey, çevreye zarar verme teminatı. 8 milyon dolar falan gibi şeyler olabilir. Buracığım ben bu elektrikli araba olayından pek bir elektrik alamadım. Yani böyle bir elektriklenme olmadı arabada nedense. Bu yani. İktisat olayı senin o zaman şeye çöpe gitti hocam. Evet abi ben bu iktisatlı olarak, yani iktisat yapmak için ne yapacağım acaba yani? Üniversiteye mi gideyim? Senin abi. Bence sen abi bu şeyi bekle. Ne? Dr. Emmett Brown'un. Kimdi ya o? Geleceğe dönüşte. Hepimize bir dilorun lazım o zaman yani, buracığım. Güzel dilorunlarımız olacak. Hı-hı. Arkada da çöp öğütme makinesi. Hı-hı. İçine çöpümüzü koyacağız. Füf. Arabamız çöple gidecek. Çok güzel.